Sen girer mi buraya? Biz de giriyoruz mu? Evet, evet. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Bugün 19 Ekim. Muhtarlar günü olması sebebiyle tekrar bir araya gelelim istedik. Ben bütün muhtarlarımızın muhtarlar günü tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah nice muhtarlar gününe Rabbim kavuştursun diye. Tabii biz genelde yapmış olduğumuz işlerde tek işte kalmıyoruz. Zamanı iyi değerlendirmek adına işte biraz önce en büyük yatırımlarımızdan bir tane olan Denizli için ve Türkiye için çok önemli olan Seyir Tepesi'ni sizlerle beraber gezdik. Tabii sizler bizim çalışma arkadaşımızsınız. Demokrasinin ilk ayağı bana göre muhtarlıklar. Siz de seçilerek geliyorsunuz. Biz de belediye başkanı olarak seçilerek geliyoruz. Bu bir anlamda işte demokrasinin uygulandığı yerler. Sizler kendi mahallenizde hastasını, sağını, yaşlısını, engellisini, gencini, kısacası sıkıntısı olan veya mutlu olan insanları daha iyi tanıyorsunuz. Kendi özel mahallenizde. Biz de tabii biliyorsunuz şu anda Pamukkale'de 68 mahalle var. Bütün mahallelere hizmet götürme derdindeyiz. Ben öncelikle bizlere bugüne kadar katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii emanet taşıyoruz hepimiz. Siz de, ben de. 30 Mart 2014'te göreve geldik. Tabii seçimden artık son 5 aylık bir zaman dilimi kaldı. Ben şunu söylüyorum. Bu görev İstenmez verilir. Ben bunu bizzat yaşadım biliyorsunuz. Aday adayı değilken böyle bir emanet verildi. Ama tabii talipli olmak da güzel bir şey. Tabii yeni bir süreç neye getirecek artık zamana bakacağız. Nasipten ötesi olmuyor değil mi? Bu işler ben illa muhtar olacağım, ben illa belediye başkanı olacağım demeye gelmiyor. Öncelikle hayırlısı olsun diyor. Başta kendi şahsınız olsun, aileleriniz olsun, devlet için, millet için, bayrağımız için hizmet edebileceksek, taş taş üstüne koyabileceksek, insanların o hayır duasını alabileceksek, Allah tekrar nasip etsin. Yok, hakkını veremeyeceksek, bir şey bahane olsun, bırakın aday dahi olmayalım. Ben böyle düşünüyorum. Ondan dolayı bugüne kadar birlikte İyi günümüz oldu, sıkıntılı anlarımız oldu. Ben Pamukkale ilçesine iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz da biz kurucu bir belediyeyiz. Kuruluş çok zor. Yani kuruluştan sonra o sıkıntılarla sistemin oturtulması ve geniş bir coğrafyaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve farklı toplumun kesimlerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve bundan dolayı bu zorluklarla beraber önemli olan samimiyettir. Önemli olan çalışkanlık, gayrettir. Gerçekten bir şeyler yapayım derdiyle dertleniyorsanız ama bunun neticesinde Allah'ın izniyle güzel şeyler ortaya çıktığını düşünüyorum. İşte ben bazı birkaç tanesini sayacağım. Biz tribünlere yönelik hiçbir zaman çalışma yapmadık, yapmayacağız. Ama kalıcı eserler bıraktığımızı düşünüyorum. İşte hastane bunun bir örneği, MOBESE'ler bunun bir örneği, kültür merkezleri inşallah bittiğinde bunun örneği ve farklı noktalara bir de büyük yatırımlar bunlar. Sosyal merkez bunun bir örneği ama buna ilave bunların finali bana göre en özeli, en çılgın projemiz Seyir Tepesi. İnşallah Rabbim bunu da bir an önce bitirmeyi nasip etsin diyorum ben. Ve bununla hem ilçe, hem ilimiz, hem de Türkiye'nin gururu olacak Seyir Tepesi. Bugün ben inanıyorum çıkarken kafanız belki çok karışıktı ama şu anda bakışlardan artık bizim bir tecrübemize istinaden biz onu anlayabiliyoruz. Yani yenilen noktanın inşallah bittikten sonra Deniz halkına büyük bir hizmet verecek. Ben şimdiden Seyir Tepesi'nde hayırlı olsun diyorum.
Evet, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Nice Muhtarlar Günü diyorum. Hayırlı akşamlar. Muhtar adam, muhtarlar hepinize hayırlı uğurlu olsun. 19 Ekim'de Muhtarlar Günü'nü ve şunu söyleyeyim. Başkanla biz özel derde veya 10 sene falan yine başkanlık han beraberdik. Başkanımın bir huyu vardı. Belki siz biliyorsunuz, bir şey yapacağı işe yapar. Yapmayacağı işe kesinlikle almaz. Başkanımın sahip çıkar. Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Ben de bütün arkadaşlarım muhtarlık gününü canı gönlünden kutluyorum. Değerli belediye başkanımızın yapmış olduğu şehir tepesine gittik, gördük. Gerçekten hani kayda değer güzel bir yer. Emeğinize sağlık. Böyle bir şey düşünmek, kalıcı bir hizmet olduğu için gerçekten güzel bir şey. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Sayın başkanım, değerli muhtar arkadaşlarım. Bu vesileyle ben de bütün tüm muhtar arkadaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Sayın başkanım, biz günü kurtarmak için çalışmalar değil, sizin yaptığınız gibi kalıcı eserlerin yapılmasından yanayız. Örneğin gözümüzün önünde olan Pamukkale'deki Koca Çukur ve en son olarak bugün bizi gezdirdiğiniz Seyir Tepesi'ni gerçekten harika bir yer. Belki bunu zamanla çok daha iyi anlayacağız. Ama bugünü gördüğümüz kadarıyla, bizler de bütün tüm arkadaşlarımız gördüğü kadarıyla muhakkak ki çok güzel bir şey olacak. Henüz belki bir şey yok. Ama önümüzdeki yıllar, günlerde, yılda diyelim, çok daha güzel şeyler olacak. Ben de bu hususta tüm emeği geçenlerin, başta şahsınız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Öncelikle iyi akşamlar Sayın Başkanım, Sayın Başkan Yardımcılarım. Değerli dava arkadaşlarım, bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz. Hepinize kutlu olsun. Öncelikle bugünü bize ayırdığı için başkanımıza ayrıyeten çok teşekkür ederim. Bugün gezmiş olduğumuz Seyir Tepesi'ni gerçekten Denizli için çok güzel bir proje. Bittiğinde daha güzel olacak. Tam anlamıyla yani Denizli'mize çok layık o kadar güzel bir proje olmuş. İnşallah tamamlandığında Denizli halkına hayırlı uğurlu olur. Bu projeyi yapan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygıları, iyi akşamlar.